Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 3 2015 100 dönem sonu sınavının çözüm videosu. Soru 1. Edhalet es-sülahfâtu ra'seha fî kavga'atiha. Edhalet soktu es-sülahfâtu kaplumbağa ra'seha başını nereye soktu fî kavga'atiha? Üzerindeki kabuğa, giymiş olduğu kabuğa kafasını soktu. Burada geçen edhale yani mana hiçbir önemi yok. Edhale fiilinin babı aşağıdakilerden hangisidir? Soru bu. Edhale hangi babtandır? Dehale yedhulu sülasi mücerridi. Edhale yapılmış. Başına bir tane hemze eklenmiş. Kerume, ekrame, nesara, ensara gibi. Tef'il babından diyor. Şimdi babların isimlerinin mastar gari mim'den verildiğini bilmemiz gerekiyor. Yani edhale babı yok. Öyle bir şey yok. Bu babı da ararken fe'ale kökünden isimlendirildiğini biliyorsunuz. Fe'ainden var, fe'ainden var. Her birinde fe'ainden vardır. Yanında ilave harfler olur. Hangi babtandır? Tef'il babından olabilmesi için bunun mazisi nedir? Tef'ilin. Fe'ale, yufe'ilu, tef'il. Mazisi ne? Fe'ale. Bir kere şedde olacak. Başında hemze de olmayacak. Fe'ale. Mazisi o. Edhale tutuyor mu maziler? Tutmuyor. Tefa'ül babı. Tefa'ülün mazisi nedir? Tefa'ale. Edhale ile tefa'ale benziyor mu? İlgisi yok. Tefa'ülün mazisinde T harfi vardır. Edhale bir mazidir. T var mı? Yok. Hemze var. Demek ki o babtan da değil. Fa'lele. Fa'lele yufa'lilu fa'leleten. Müfi'lalen. Fa'lele dehrace. Tutuyor mu? Tutmuyor. Hemze var bunun başında. Mazide. Bunda yok. İf'al babı. Mazisi nedir bunun? Ef'ale yuf'ilu if'alun. Ef'ale mazisi. Edhale aynı. Demek ki if'al babındandır. Doğru şık D yani. E'ye baktığımızda sülasi mücerret ikinci babtandır diyor. İlgisi yok. Sülasi mücerret olarak değerlendirdiğimizde dehale yedhulu faale yef'ulu birinci babtan olur. Mücerridi böyle. Başında hemze var. An itibariyle mücerret değil. Dört harfli mücerret bir sülasi böyle bir fiil hiç dünyaya gelmedi. Dört harfli varsa o da nedir? Rubai mücerret olur. Sülasi olamaz zaten. Bablara dair geniş videolarımız mevcuttur. İzlediğinizi düşündük. Soru 4. Sol sağ bu şekilde gidelim dedim. Seyyaratu is'af. İs'af ambulans demek. Ambulans otomobilleri, ambulans araçları cümlesinde boş bırakılan yere en uygun ne getirir? Ambulans araçları şimdi seyyara kelimesini baz aldığımızda nasıl bir kelime? Cemi mi? Cemi. Müennes mi? Evet. Cemidir. Müennestir. Peki isterse müennes olmasın. Bir önemi yok. Cemi mi? Evet. Peki arabaların, otomobillerin, araçların bir aklı, beyni, zekası var mı? Bazı otomobillerde beyin olduğu söyleniyor. Yani çok eski olmayanlarda olduğu söyleniyor. Belki eskilerinde de vardır ama bizim buradaki beyinden maksat zeka yani. Bir otomobil, bir araçta zeka yoktur. Akıllı arabalar belki var ama yine de zekalı olarak değerlendiremiyoruz onları. Dolayısıyla bu nedir? Gayr akıl bir cemidir. Gayr akıl cemiler ne hükmündeydi? Hatırlayalım. Hatırladığınızı düşünüyorum. Müfret müennes hükmündedir. Müfret müennes hükmünde ne demek? Neyin peşindeyiz? Yani buna bir kelime ararken sıfat olabilir, mübteda haber ilişkisi olabilir. Buna bir kelime ararken şu anda olduğu gibi bir kelime arıyorum. Müsret müennes aramalıyım. A şıkkı vekaf ne? Cemi müennestir. B şıkkı vekafet, ketebet, nasarat, fetahat, haracet gibi müfrettir ve müennestir. Doğru şık bu. Vekafe, nesara, ketebe, fetaha. Müsret ama müennes değil, müzekker. Vekafu, ketebu, nasaru gibi cemi müzekkerdir. Olmaz yani, cemidir. Hem müzekkerdir, ikisi de tutmaz. Vekafeta,
Bu da olmayacaktır. Tesniyedir. Ne lazım? Müsüretle müvennes lazım. O da B şıkkıdır. Niye bu? Çünkü otomobillerde zeka yoktur. Zeka olmadığı için bu kelimeler müsürat müennes hükmündedir den yola çıkarak müsürat müennesin bu olduğunu tespit ettin. İki, hangisinde diyor haber bir isim cümlesidir. Haber fiil cümlesi olabilir, isim cümlesi olabilir, şebih cümle olabilir. Haber birkaç şey olabiliyordu yani. İsim cümlesi aranmakta. Haber bir isim cümlesi olacak. İsim cümlesinin ayrılmaz parçaları nedir? Mübteda ile haberdir. Yani öyle bir haber ki bu. Haber neyden oluşuyor? İki parçadan. Bir parçası mübteda, bir parçası haber. Bu bir cümle olarak haber oluyor. Böyle bir şey aramaktayız. Aşık el cevzu hava hararatuhu. Onun harareti nedir? Şedidetun şiddetlidir. El cevzu mübteda olur arkadaşlar. El cevzu mübteda. Haber ne? Haber şu. Hararatuhu şedidetun. Bir cümle olarak burası haberdir. Nasıl bir haber? Fiil cümlesi mi? Burada fiil yok ki fiil cümlesi olsun. Şibih cümle olabilir mi? Harfi cer yok, zarf yok, benzeri bir şey yok. İsim cümlesi mi? Evet. Nereden çıkardın? Çünkü hararatuhu mübtedadır, şedidetun haberdir. Mübteda haber bir bütün olarak aynı zamanda haber olup el cevu kelimesinin haberi olur. Yani parça parça bakarsak el cevzu mübteda, hararatuhu mübteda, şedidetun haber. Şedide neyin haberi? Hararet kelimesinin haberi. Bu mübteda haber bir bütün olarak neyin haberi? El cevzu'nun haberi. İki mübteda var burada. Aynı şekilde iki tane de haber var. El cevzu mübteda, hararet mübteda, şedid haberdir. Neyin? Hararetin. Birinci haber bu. İkinci haber ne? Bir bütün olarak da bunlar bir haber cümlesi oluşturmaktadır. Beşe geçelim buradan. Sağlı sollu. Boş bırakılan yerleri aşağıdaki kelimelerden hangisiyle sırasıyla ve doğru olarak tamamlayabiliriz? Şimdi dullabun. A şıkkında ne var? Ursilu var. Ursilu nasıl bir kelime? Evvela cemi. Erselu bu da bir cemi kelimedir. Ersele müfrettir. Erselu cemidir. Ursile müfrettir. Şimdi niye müfret, tesniye, cemi bunun peşinde koştum ben? Çünkü dullabun kelimesi fail veya naibu fail olmak zorunda. Nereden çıkardın sen bunu durduk yerde? Sağdaki kelimelerin her biri fiil arkadaşlar. Ursilu, erselu. Bunlar hep ne? Fiildir. Madem ki fiil, ardından da merfu bir kelime gelmiş. Bu fail olmalıdır. Veya ursile gibi meçhul bir fiili buraya getireceksem, dullabın o zaman naibu fail olur. İkisi de olabilir yani. Cümlenin akışına bakmak lazım. Ama şöyle bir durum var. Fail, müsret olsun, tesni olsun, cemi olsun. Fiil nedir daima? Müsrettir. Bunu unutmayın. Fiil daima müsrettir. Tamam ne olmuş? A şıkkı elenmiş çünkü ursilu cemidir. B şıkkı erselu cemidir. Olmaz. D şıkkı cemidir. Olmaz. Ne kaldı? E olabilir. B değil. B elenmişti. C olabilir. C mi? E mi? Çünkü devamındaki kelimeler de kesiruna bu tamamıyla saçma bir yazılım. Böyle bir yazılım yok. Kesiruna olur. Doğru yazılış budur. Yani şuradaki kelimelerden de çıkartabilirmişiz. Kesirune E şıkkı doğrudur. Kalıpla alakalı. Kesirune diye bir kalıp yoktur. Kesirune vardır. Şimdi şöyle baksaydık. Kesirune belki ben nereden bileyim kalıbı derse birisi. Ersel'e gönderdi. Kim? Dullab'ın öğrenciler. Kesirune çoğu niye gönderdi? Den önce kimi gönderdi dememiz gerekir. Burada gönderilen bir şey, bir insan ya gönderilen bir cansız varlık da olabilir. Mektup, ne bileyim, kalem gönderdi. Öyle bir şey de yok. Dolayısıyla malum olmaz yani. Meçhul olması lazım. Ursile gönderildi. Kim gönderildi? Dullab'ın öğrenciler gönderildi. Hem de kesirun çoğu diyerek devam edilir. Yani doğru şık E şıkkı. Çok kolay değildi belki. Yani zor değil ama çok kolay olduğunu da iddia edemeyeceğiz.
Yapamayanlar mazur görünebilir belki. Üçüncü soru. İstakbeltu ben karşıladım veya karşılaştım. Filme tarih hava alanında. Yani mananın şunun bunun hiçbir alakası yok. Ben öylesine mana verdim. Neden alakası yok? Alaka şununla alakalı. Nokta, nokta, nokta. Gitti. Ardından ne geldi? Noktanın sol tarafına bak. Elledeyni. Nasıl bir kelime bu? Tesniye bir kelime. Yani isim mevsul tabi. Elledi, elledani, elledeyni, elledine. Bunlar isim mevsuldür. Marifenin bir kısmıdır. Doğru. Ama onlar bizi bağlamıyor. Bizi bağlayan noktası müfret mi, tesniye mi, cemi mi, müzekker mi, müennes mi? Bunlar çok önemli şeyler. Bu kelime nasıl bir kelime? Evvela müzekker, başka tesniye, başka nasb veya cer halinde. Nereden çıkardın? Bu bir tesniye mi? Evet. Esrelin nurun sağında ne var? Ya harfi var. Demek ki bu kelime nasb veya cer halinde. Yani asla raf halinde değil. Yani nunla biten bir kelime bulacaksın. Sağ tarafı esre olacak. Ona göre. Bunu düşünerek yola çıkmak gerekiyor. Ne var? A şıkkı var. Es-sadi kayni. Sadi kayni. İstakbeltu ben karşıladım filme tarih havaalanında. Es-sadi kayni. İki arkadaşı. Ellezeyni o iki arkadaş ki diye vesala kavuştular. Minel Cezayir'i. Cezayir'de karşılaştılar. Evet, karşılaşmışlar idi. Sonuçta sadi kayni elledeyni. Bakın es-sadi kayni eliflamlıdır. Elledeyni eliflamlıdır. Es-sadi gayni bir tesniyedir. Elledeyni bir tesniyedir. Sadi gayni nunun sağında ya var. Yani ne demek bu? Nasb ve cer haline uygundur. Elledeyni yine nunun sağında ya var. Nasb ve cer haline uygundur. Her ikisi de müzekkerdir. Bu kadar şey sayarsan yani bunlar nedir? Sıfat mevsuftur. Buraya ne aradık biz? Mevsuf aradık. Sıfatlanan bir kelime aradık. Es-sadigan olmazdı çünkü nunun sağı elifli. Es-diga zaten olmaz. Cemidir. Sadik müfrettir. Sadigatey nunun sağında ya var. Bu olamaz mıydı diyen belki vardır. Onlara da hemen diyelim. Yeğenin de sağında T var. Yeğenin sağında T var. Öyle değil mi? Olsun. Bu şu demek. Bu kelime müennestir. Bizse burada yeğenin sağında nun yok yani müzekker idi. Buna uygun kelime arıyoruz. Tesniyenin müennesi ile müzekkerini nasıl ayırt edersin? Nunun sağında ya olabilir, başka elledani. Elif de olabilir, öyle değil mi? Nunun sağındaki ilk harf ya eliftir ya da yadır. Ama onun ardından gelen yani iki sağda yer alan, nuna göre iki sağda yer alan harf. Burada P8Z'yi kastediyorum mesela. İki sağda yer almış. Burada da nun, y, t, iki sağda ne var? T var. İki sağda yer alan harf. T ise o kelime müennestir. Nunun bir sağı değil de iki sağında t var. Bu demek ki müennes. Bu müennes değil. T de ise müennes değildir. Evet, sıfat mevsuf ilişkisinde müennese müennes, müzekker müzekker uyumu aranırdı. Yani sonuç olarak bayağı anlattığını düşünüyorum. A şıkkı doğru. 6. A'dat el-müdiratu eddalibete caizeten. A'dat verdi kim el-müdiratu bayan müdür yani müdire verdi. Kim eddalibete kız öğrenciye ne verdi? Caizeten bir ödül verdi. Bir diploma verdi. Bunu meçhule çevirirsen nasıl yazılır diyor. Nasıl bir soru? Çok kolay bir soru. Hocam niye kolaydı? Kolay olduğunu nereden çıkardın? Şuradan çıkardım. Evvela kelimeni ne yapman lazım? Faili silmen lazım. Faili nereden bileceğiz biz? Merfu kelime faildir. Sil. Sildin. Daha sonra mef'ulü merfu yapacaksın. Mef'ulü merfu. Mef'ulü nereden bulayım? Mensuptur. Benden bir şey, yol bulma önerisi. Yani şöyle diyebiliriz. El-müdiratü merfudur. Sonda ne var? T var. Merfu olduğunu oradan anlıyorum. T'nin ötesi yani. T değil de T'de ötre var. Sonuncu harfte ötre var. Bu onun merfu olduğunu gösteriyor. Bu kelimeyi sil. Sildim. Yere ne kaldı? E'dat eddalibete caizeten kaldı.
Bu merfu kelimeyi sildin ya. Evet. Buna bir vekil bırakman lazım. Yani naib-i fail olacak. Naib vekil demek. Naib-i fail, failin vekili. Sen faili buradan Tahtarköy'e yollarsan ona bir vekil lazımdır. Mesela darbe kelimesini vekil yapabilir miyim? Yaparsın ama olduğu gibi olmaz ki. Kendisine bir mühür bırakman gerekir. Muhtar giderse, yerine bir vekil bırakırsa ne yapması lazım? Mühürünü de bırakması lazım. Yani yetkiyi devredecek. Öyle laflı olmuyor bu iş. Dolayısıyla el-müdirasının mühürü nedir? Sonundaki harfin ötesidir. Bu ötreyi madem ki sen dalibeteyi naip yapacaksın, bu ötreyi ona vermen lazım. Dalibe tu olacak yani. Tu bu dalibe mef'uldür, mensuptur görüyorsunuz. Bunu merfu yaptığında vekili olur. Yani naib-u fail aşağıdakilerden hangisi olur denildiği zaman böyle a'dat fiil el-müdira fail ed-dalibete mef'uldür. Fiil, fail ve mef'ul varsa cümleyi meçhul yap, naib-u faili oluştur deniyorsa burada olduğu gibi ne yapacaksın? Daima faili sileceksin. Fail cümledeki merfu kelimedir. Onu silersin. Mef'ul kelimeyi de mensup olan nedir? Mef'uldür. Mef'ulü de merfu yapacaksın. Raf olarak yazacaksın. İş bitmiş olur. Meçhul fiilden sonra naib-u fail gelir. Buna göre ne olur cevap? Eddalibetu olur. Caizete zaten olmaz. Caizetu olmaz. Mudirate mensuptur. Böyle olmaz. El-mudiratu zaten yukarıdaydı. Olamaz. Sileceksin bunu. 7. Veza'tu ben koydum. Veza'a fiil tu fail. Neyi koydum? El-kitabe kitabı koydum. En uygun şekilde nasıl tamamlarsın? Kitabı nereye koydum? Tavile masa demekse masa olduğunu düşünelim. Half arkasında demek. Masanın arkasına koydum. Masanın ortasına, masanın önüne, masanın üstüne. Garp doğu mu demekti? Masanın doğu tarafına mı? Yani uygun değil. Fevk mantıklı. Masanın üstüne kitap konulur. Dolayısıyla doğru şık nedir? D'dir. 10. Hangisinde fiilin türünü gösteren mef'ulü mutlak vardır? Türünü göstermesi gerekiyor. Tür yani çeşit, nevi göstermesi gerekiyor. Manayı tekit, başka bir şey, başka bir şey derken adet gibi. Kaç defa onu değil. Nasıl, kesin mi, şüpheli mi onu değil. Sadece ne var? Türünü, bize bir çeşitten bahset denilmiş. D şıkkı doğru olarak söylenmekte. Nahnu biz nu'minu iman ederiz. Kime? Billahi Allah'a. Hem de nasıl iman? İmanen kaviyen sağlamca. Türünü belirtiyor. Sağlam, zayıf bir tür, bir çeşit. Sağlam olarak, sağlam bir iman ile Allah'a inanırız. Mesela C şıkkı vardı. Ferra yefirru muzafir. Yefirru firar ediyor, kaçıyor. Ellissu hırsız. Kimden kaçar? Mineşşurtiyi polisten firaren kaçmakla. O biçim kaçıyor yani. Burada ne var? Manayı pekiştirmek var. Firaren. Firaren. Ferra yefirru firaren. Mef'ulü mutlak var ama tekit için var. Burada kaviyense türünü belirtmektedir. Çeşidini belirtmektedir. Mesela B şıkkı teduru eşşurtatu fişşevari'i devrateyni. İki defa devrediyor. Teduru dönüyor, dolaşıyor. Eşşurtatu polis fişşevari'i caddelerde polis tur atıyor. Fil yevmi bir günde devrateyn iki tur atıyor. Buradaki mef'ulü mutlak adet bildirmiştir. Öyle değil mi? Kaç defa yaptığını göstermek. Secedet secde etti. El bintu sagiratu küçük kız secdeten secde etmekle yani yine secde ettiğini ifade etmekte. Bir de E şıkkı var. Kesara el veledu ez-züccace kesren. Kesara kırdı el veledu çocuk ez-züccace camı kesren. Kırmakla kırdı. Yani dağıttı ortalığı manasında diyebiliriz. Sonuçta gaviyen kelimesi burada tercih edilmekte. Bir de şurası dikkatinizi belki çekmiştir. S, C, D, S, C, D. B şıkkı teduru
kelimesinde ne var? Dal var, ra var. Devrateyn yine dal var, ra var. Olmak zorunda. C şıkkı. Yetirru yani F ve Ra var. Firaran F var, Ra var. E şıkkı. Ç, S, Ra. Ç, S, Ra. Aynı harfler var. D'de ise bu yok. Kaviyen. Alakası yok yani. Alakasız bir kelime gelmekte. Burada imanen kelimesi tabii mef'ulü mutlak. Nu'minu biz inanıyoruz billahi Allah'a. İmanen kaviyen. Nasıl? Nasıl? Çeşidi ne? Türü sağlam bir inançla. Gönülden Allah'a bağlıyız, inanıyoruz. 11. Fiilin eş anlamlısı maslarından oluşmuş bir mef'ulü mutlak. Mef'ulü mutlakları biliyorsunuz ya, fiille aynı köktendir. Biri bir aynı harflerden oluşmaktadır. Ya da aynı harflerden oluşmasa bile manası aynıdır. Bu şekilde bir durum var. Esasen çok açık bir durum söz konusu. E şıkkına baktığımızda meşa yürüdü, ennasu insanlar. Fittariki yolda seyran yürümekle. Seyir ile meşa eş anlamlıdır. Bu kitabın konu anlatımında da geçmişti zaten. Gayet iyi hatırlıyorum. Unutan arkadaşlar varsa bakmasında fayda var. A şıkkına bakalım. Vecide buldu es-süyahu. Turistler buldu el-funduga. Oteli buldular nezifen. Temiz olarak buldular. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Eş anlamlı bir şey yok zaten. B şıkkı zannettullabu. Öğrenciler zannetti ki el mes'elete konu nedir? Sehleten kolaydır zannettiler. Burada da öyle bir durum yok. Yasbiru sabreder el müslimu müslüman alel mesaibi mesaiplere musibetlere sabran sabretmekle sabrederler. Yasbiru sabera'dan gelir. Bu da sabera aynı kökü değil mi? Satbara, satba ve ra harfleri. Ekele el veledü El-veledül merizu, hasta çocuk yedi, minat-ta'am yemekten, galilen, azıcık, az yedi. Burada da eş anlamlı bir şey yok. Meşa en-nas fit-tariki seyran. Konu anlatımındaki kelimelere zaten dikkat etmek gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi zaman zarfı değildir? Zaman zarfı yani bir zaman içermesi gerekir. Mesela saat gibi. Saat ne içeriyor? 60 dakika içeriyor, öyle deme. Dakika zaman içerir mi? Tabii ki. Bir dakika 60 saniye olduğundan o da yine zaman içeriyor. Gün de 24 saat içermekte. Yıl 365 gün içermekte. Mevsim birkaç ay içermektedir. Dolayısıyla o da zaman bildirir. Öğle vakti, akşam vakti, öğleden sonra, saat 3. Bunlar her biri zaman bildiriyor. A şıkkı yevmen gün demektir. Bir gün. E şıkkı mesan, akşam, dehran, zaman, lahzaten, bir an. Half kelimesi halfe arkasında demekti. Arka zaman zarfı mıdır? Değildir. Nedir? Mekan zarfıdır. Bir yer bildiriyor çünkü. Arkanda dediğin zaman arkadan itibaren 1 metre, 10 metre artık sonsuz kilometre kastedilmiş olabilir. Sonuçta bir mekan kastedilmekte. 11 yapmıştık. 12'ye bakalım. Secettu lillahi hamden. Türkçe doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisi değil? Esasen zor kelimeler yok. Herkesin direkt çevirebileceği kelimeler olduğunu düşünmekteyim. Allah'a hamd ettiğim için secde ettim. Allah'a hamd ettiğim için secde ettim. Allah'a hamd etmek için secde ettim. Niçin ettim? Allah'a hamd için mi secde edersin? Hamd için mi? Yani burada bir ne var? Karmaşa var. Bakalım. Secettü ben secde ettim. Secede fiil, tu fail. Kime secde ettim? Lillahi Allah'a. Allah için secde ettim. Peki ne amaçlı? Hamden hamd amaçlı. Hamd olsun diye, teşekkür olsun diye teşekkürümü ifade edebilmek için Allah'a secde ettim. Hamd ettiğim için secde değil. Allah'a hamd için secde et. Birebir çevirdiğinizde bu zaten çıkıyor. Hamden mefulü leh yani. Niye secde ettiğini ifade eden burasıdır. Mefulü leh olup olmadığını fark edip edemeyeceğimizi görmek istiyorlar. Olay buydu. El kasvetu. Kasvet Türkçede de kullanılan bir kelime. Yani zıt anlamlısı nedir denildiğinde C şıkkı çok hızlı bir şekilde akla gelmeli. El rifku. Rıfk
Yumuşak huyluluk, kibarlık. Kasvet de artık kabalık diyebiliriz. 13. Aşağıdaki edatlardan hangisi mefruleş sayılan film uzaylının başına gelmez? Manaca düşündüğünde ne gelmez? Len gelmez. Len muzarinin fiilin başında yer alır. Len yektübe, len yensura. Öyle değil mi? Yani gelecek zamandaki kesinlikli olarak, gelecek zamanı tekitli olarak olumsuzlaştırır. Len yektübe asla yazmayacak. Hatta olur, şey olur, likey olur, li olur. 14. Altı çizili öğeler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir? Medaha övdü kim? Bazı şuarai, şairlerin bir kısmı. Kimi, neyi övdüler? Ricale, devleti, devlet adamlarını övdüler. Neyle beraber övdüler? Bir eşarim şiirleriyle beraber. Peki niye böyle yaptılar? Sebep bildirecek. Müdahaneten, yani dal kavukluk olsun diye, yağcılık olsun diye. Lehum onlara, dule hayatim, hayatları boyunca. Mef'ulü bih, mef'ulü leh, mef'ulü fi. Bayağı bir mef'ul çeşitleri yazılmış. Hal var burada bir tane. Yine hal var, yine hal var. Biz tekrar bakalım. Medhe fiil, ba'z fail ve muzaf, eşara muzaf ileyh, rical mef'ulü bih olur. Çünkü kimi övdüler? Ricale, devleti, devletin adamlarını övdüler. Buna göre rical mef'ulün bih olur. Neyle övmüşler? Neyle beraber? Beş arim şiirleriyle beraber. Şiirleri sayesinde onun vasıtasıyla övmüşler de niye övmüşler? Müdahaneten. Yağcılık, dal kavukluk olsun diye yapma sebepleri bu. Dolayısıyla sebep bildiriyor. Fiilin, eylemin sebebini burası bildirdiğine göre burası nedir? Mef'ul leh'tir. İkinci öge mef'ul leh olmalı. A şıkkı mef'ul bih ve leh. Mef'ulü bih mutlak gelmiş. Mef'ulün leh olmaz. A şıkkı olacak. Kesin mef'ulün leh burası çünkü bu garanti. Bir de mef'ulün fih var. Mef'ulün fih zaman veya mekan manası içeren yerdir. Dule hayat hayatları boyunca bir zaman bildiriyorum. Evet, ölene değin yani. Zaman bildirdiği için A şıkkı doğru olacaktır. 18 hangisinde diyor hal şibih cümle formunda değildir. Demek ki çoğu şibih cümle durumunda ama bir tanesi değil. O da hangisi? Bunu görebilmemizi beklemişler. Bakalım boşan mı beklemişler, niye beklemişler? Evvela şibih cümle olabilmesi için şibih cümle nasıl olurdu? Biraz düşünelim. Şibih cümle zarf veya harfi cerle olabilmekteydi. Yani bizzat kendisi zarftır. Yani zarf ve mecruru veya sadece zarf veya harfi cer ve mecruru ile olmakta. A şıkkına baktığımda قَدَّمْنَا الْبَرْنَامَجَ مَعَ الْاَسْتِقَاءِ بِهُدُوءٍ. Burada ilgisi var mı? İlgisi yok çünkü hal arıyoruz. İken falan. رَأَيْتُ ben gördüm الْعُصُورَ بَيْنَ الْاَغْصَانِ dalların arasındaki kuşları gördüm. Değildir. Dafa el cundiyyu an el vatanı muhlisan. İlgisi var mı? Burada var mı şibih cümle? Burada şibih cümle yok. Şahettu kıradete ale şecereti. Bu da değil. Haracna minel mel'abi fi gazabin. Bu da değil. Yani şu var, hangisi şibih cümle? İsterseniz bir daha bakıp şu şibih cümle, bu şibih cümle diyerek gidelim. Kaddeme fiil, fe'ale, fe'al, tef'il babından mazi fiildir. Na biz sunduk. Kaddeme sundu. Na biz sunduk. Na faildir. Neyi sunduk? El bernamece programı sunduk. Mefur olur. Neyle beraber sunduk? Kimle beraber? Ma'al estigay arkadaşlarla beraber. Nasıl, ne iken, ne tür bir hudu in sessizce.
Ba harfi cer, hudu mecrur, car mecrur, şibih cümle var burada. Hal böyle. Arkadaşlarla beraber sessizce sunduk. Bi hudu'in car mecrur olarak şibih cümledir. Ra'aytu el'usfura ra'a fi tufa el'usfura mef'ul olur. Beynel evsani hal olur. Beyne zar, evsan zarfın nesi olur? Mecruru olur. Evsan, gusun kelimesinin çoğuludur, dallar manasına gelir. Yani kuşları dalların arasında iken, dalların arasında olduğu halde gördüm. Dafa'a def etti, müdafaa etti, korudu. El cündiyyu ordu, anil vatanı, vatanı. Muhrisan, samimi bir şekilde. Var mı burada öyle bir durum? Yok. Hocam aynı harfi cevri var. Var ama burada hal olarak yer almamakta. Car, mecrur var ama hal olarak yer almamakta. Manaya bak. Dafa el cündiyyu ordu müdafaa etti. Neyi? Anil vatanı, vatanı ülkeye müdafaa etti. Muhlisan samimi bir şekilde. Yani car mecrur olması illa oran hal olmasını gerektirmez. Şahedtu el kıradete aleş şecereti. Şahettu ben gördüm el gradete maymunları aleş şecerati ağaçların üzerindeyken ağaçların üzerinde oldukları halde. Haracna biz çıktık minel mel'abi oyun sahasından fi gazabin öfkeli iken burası da hal olur. Burası da hal olur. Burası da hal. Burası da hal. C şıkkı anil vatan car mecrur hal olarak kullanılmamıştır. Yani C şıkkı. 15 cümlede kaç tane atıf edatı vardır? Bir tane vav var. Görüyorsunuz. Ve, bele durumundaki ve, vav yani. Sümme ikinci olur. Ve yani vav 3. Bir tane daha vav var. Ve İzmir'deki vav. Ne yaptı? 4 tane yaptı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal isim cümlesi formunda değildir? Garaet okudu. Kim? Fatime tu. Fatma okudu. Neyi? Kitabeha. Kendi kitabı. Vehi o. Vakıfetun. Vakıf olduğu halde. Vakıf iken. Dururken diyebiliriz. Sonuç olarak hiye nedir? Müptedadır. Vakıf haberdir. Müptedâ haber bir isim cümlesi. İsim cümlesi burası. Hal burada isim cümlesi. Beşik raca'tu ila beyti. Raca'ti tu fail. Ben döndüm ila beyti evime ve ene ben sa'idetun mutluyum. Ene ben neyim? Sa'idetun mutluyum. Ene müpteda sa'id haber olur. Müpteda haber bir isim cümlesi olarak burası haldir. Buradaki vavlar vav-ı haliye. C şıkkına baktığımızda nezelne ene ve ümmi. Nezelne biz indik. Ene ben ve ümmi ve annem yani biz derken. Biz annem ve ben indik. Nereden? Minet dairatı uçaktan. Bir suratin hızlıca indik. İsim cümlesi var mı? İsim cümlesi yok. Zaten burada isim cümlesi hiç yok yani. Fiille başlamış. Aynı şekilde devamında da bir mübteda haber söz konusu değildir. Dolayısıyla aranan şık C olmak zorundadır. D şıkkı garaet el muallimatu ennetaice ve hunne ve onlar. Tam burası da yine mübteda haber isim cümlesi olur. Hı ve o nedir? Ferhan yine mübteda haber isim cümlesidir. Aranan şık C şıkkı. Matuf ile matufun aleyh yer değiştiremez. Hangisinde? Niye yer değiştirir veya değiştiremez? Bir kere fa-i takibiye varsa hani fa ta'kib hemen ardından manasındaki fa varsa yer değiştirirsen kimin önce geldiği, kimin önce iş yaptığı karışır. Ama vav varsa vavlarda bir sıralama olmadığından bir şey değişmez. Yani Türkiye ile Almanya yer değiştirebilirsin. Çünkü vav ve demektir. Bağlar sadece. Bir zaman ifadesi yok. Burada ve'nin o yüzden bir ek durumu söz konusu değil. Ama buraya geldiğimizde F olduğunda işler değişir. F'de neden işler değişir? Çünkü F takibiyedir yani. F hemen ardından demektir. Önce bir şey olmuş, sonra F devreye girmektedir. Dolayısıyla şey gördüğünüz yerde değişim caiz olmayacaktır. Bundan ötürü E şıkkı.
Burayı da çözdük. 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde matuf doğru harekelenmiştir? Yecibu gerekir ve CB yecibu gerekir alel valideyni anne baba üzerine gerekir. Ne? En ya'dila adalet olmaları gerekir. Aslında ya'dila ni esra vardı en nasb etti. Nasb alameti olarak sesine de nun düşmüştür. En ya'dila anne babanın adaletli olması gerekir. Beynel evladi çocukları arasında vel benatu ve kızları arasında bu bir yani saçmalıktır demeyeyim de yanlış hareketlenmiş. Beynel evladi diyorsan aradaki vav ne yapar? Sağdaki i'rabı sola aktarmaz mı? Atıf harfleri bunu yapmaz mı? Yapar. Öyleyse bu da ne olacaktı? Benati olacaktı ama olmamış. Demek ki yanlış yazılmış. B şıkkı la yensa unutmaz el müminu mümin ebeden asla unutmaz. Kimi neyi? Rabbehu Rabbini ve haliguhu olmaz ve haliga kaf fethalı olacaktı. Çünkü vav sağındaki fethayı sola aktarmak zorundadır. Ama aktarmamış yani yanlış yazılmış. C şıkkına bakalım. Ma şahede Ahmedu el-Asara lakin İbrahim'e. İbrahim'e Ahmedu tuttu mu tutmadı. Lakin İbrahim'u demeli idi. Dememiş ama bu yüzden yanlış. Haraca el mühendisu haraca çıktı el mühendisu mühendis çıktı mine şirketi şirketten sünne sonra da çıktı kim el ummalu işçiler. Burada ne var? El ummalu merfudur el mühendisu bu da merfudur. Hocam burada merfudu nereden çıkardın? Yazmıyor ki. Gerek yok. Harace fiildir. Fiilden sonra merfu olarak gerek kelime diyeceğim de merfu gelmiş mi? Gelmemişse arkadaşlar siz merfu yapın. Zaten faili gelen merfu kelime diye tanıtıyoruz. Esasen fiilden sonra gelen merfu kelime diye tanım olmaz yani. Biz kolaylık olsun, çoğunlukla harekeli diye öyle diyoruz. Yoksa madem merfu, yani hareketsiz yazılarda merfu yazmıyor ki onu sen kendi tespit etmesin. Manaya verirsen harece çıktı. El mühendise dersen mühendise çıktı. Mühendise kim çıktı? Hayırdır? Bir, ikincisi mühendise çıktı. Mühendis bir apartman mıydı? Yani manalar allak bullak olur. El mühendisu faildir, merfudur. El ummalu sünne atıf harfinden ötürü mühendisu merfu, ummalu bu da merfu olur. Fil medineti el garyeti olmalıydı ama olmamış. Demek ki yanlış yazılmış. 20 hangisinde hal müfrettir? Müfretten kasıt cümle değildir yani. Şibhi cümle veya cümle değildir. Hatırlayın müfettesini cimi kastedilmemekte burada. Mesela E şıkkı. Dehale girdi. El muallimu. Muallim öğretmen. Es-safe sınıfa girdi. İbtiseme. Yebtesimu. Yebtesimu. Gülerek yani yebtesim tebessüm ederek deriz. Öyle değil mi? D şıkkı neşet Fatımetu müeddebeten diyor. Müeddebeten. Neşet büyüdü Fatımetu Fatma müeddebeten edepli bir şekilde büyüdü. Bunun da manasını verdik. Bunun da verdik. Gerçi hangisi hal hangisi değil onu ifade etmedik. Dehale fiil el muallimu fail es-saffe mef'ul olur. İbteseme yebtesimu fiildir. Fail yok mu? Var. Nerede? Gizli. Her fiile bir fail bulman lazım. Tabii fiil tamsa, malumsa gibi şeyler de var. Yebtesimu hüve o. Hüve o demek. O muallim gülümseyerek sınıfa girdi. Dolayısıyla burası bir fiil cümlesidir. Asla müfret değildir. D şıkkı ise müeddebeten edepli olarak büyüdü dediğimizde bu bir İsim cümlesi değil, tekil, tek başına bir kelimedir. Yani müfret olan D şıkkıdır. Diğerlerine bakalım mı? Hızlı bir şekilde bakabiliriz. Hüve müpteda fi medine haber olur. Fi beytihi haberi olur. Nezele es-saiku mine's-seyyarati bi-sur'atin car mecrurdan ne olacaktır? Şibhi cümle olur. Hiye carisetün müpteda haber isim cümlesi olur.
Öyle görünüyor ki devamı yok arkadaşlar. Sayfayı çekiyorum, aşağıya gitmiyor. Yani bitmiş olmalı. Başarılar diliyorum.